hava çok güzel ama ÖTV zamından sonra gelen zamlar bayağı fiyatları arttırdı. Ondan dolayı insanların da alma gücü biraz zayıfladı. Allah Allah! Dayı ver parayı. Tamam. Allah arabayı ver. Bu aracımız 1100 motorlu. Bunun ÖTV vergisi yoktur. Sıfırlarda. ÖTV zammı geldi. Şu anda hareket iyice durdu. Şu anda bıçak gibi kesti. Zaten arabalar ikiye katladı fiyatları. ÖTV zammıyla birlikte uçtu. Öyle olunca millet şu anda arabalarına biniyor. Alan satan yok. Fiyasa durdu. İhtiyacı olan satacak arabasını. Ama şu anda herkes beklemede. 1.3'e kadar olan araçlarda zam yok. 1.6'dan sonra olan araçlarda zam var. Onlar da sıfır araçlarda %40 oranında bir zam var. İkinci ellere de haliyle aksediyor bu. O da tabii 40 değil de %10 civarında bir zam gelmiş oluyor. 60 bin liralık bir araba şu anda haliyle %10 gibi bir zamla 66 bin lira gibi bir rakama çıktı. Yani ÖTV zammında adam ikinci ele aksettiriyor. Sıfırlar zamlandıysa benim ikinci elim de zamlandı o zaman diyor. Ona aksettiriyor. Yani ama diyeceksin ki satılıyor mu? Zaten arabalar ikiye katladı. Bir de ÖTV zammı geldikten sonra insanlar bocaladı. Kışın biraz daha piyasa yani oturmuş durumda. Şu pandemiden dolayı hareket yok. Bilmiyorum artık iyice ne bu virüs ilerledi. Ölümler daha arttı. Herhalde önümüzdeki aylarda bu turizmden dolayı açık herhalde ki herkes evine kapanacak gibi. Fiyatlarında aman aman çıkacağını zannetmiyorum. Düşüş olmaz. Artık artan şey düşmez. Ama yerinde sayar. Bence sabit kalması bizim açımızdan da iyi. Artık yerinde durmuyor fiyatlar. Yerinde dursa bile ben razıyım. Çünkü şu anda aşırı yatıyoruz kalkıyoruz zam geliyor. Arabaların onu da kim koyuyor, kim belirliyor? İkinci el sitelerinde insanlar kendileri koyuyor rakamları. Kim belirliyor sana, kim veriyor bu rakamı da sen koyuyorsun oraya? O diyor ki benim arabam daha iyiymiş. Benim değişeni yok, boyası yok, benimki 10 bin lira fazladır. Kendi kafasından 10 bin lira yükseltiyor. Onu da bir tane şahıs geliyor alıyor kazara. Hadi aldıktan sonra o araba 50 bin liralık araba 60 bin liraya satılıyor. Diyor ki 60 bin liraya satıldı bu araba. Tamam o eksper belirlemiş gibi bir fiyat oluyor. O yanlış bir rakam. Artık bu saatten sonra durması herkes için ideal olacak. Bir buçuk senedir sizin de bildiğiniz gibi araç artışları çok yüksek rakamlarda piklere ulaştı. ÖTV zammı insanlar genel olarak bu artışın çok saçma olduğunu düşünerek araç piyasasının düşeceğine inanıyorlardı. Fakat bu ÖTV zammı gelince biraz daha böyle korkuya kapıldılar. İlk açıklamadan sonra, devletin açıklamalarından sonra ve piyasadaki değişikliklerden sonra bir an hızlandı. Şu anda tekrar stabil seviyeye oturdu. ÖTV satışları sıfırı etkiliyor daha çok. Sıfır da ÖTV satışları artınca doğal olarak ikinci el de artmış oluyor. Biz kendi fiyatlarımıza çok yansıtmadık şu anda ama doğal olarak diğerleri yansıtınca biz de yansıtmak zorunda olacağız yani. Araçlarımızı ekstra raporuyla birlikte alıyoruz ve satıyoruz. Şu anda da ben tekrar kontrol ediyorum aracımızın boya mikron kalınlığı, mikron olarak boya kalınlığının ne kadar olduğunu. Bu aracımız 2500 motor olup ÖTV vergisi %60'tır. %40 1600'lere geldi. 1600 motora kadar. 1300 ve 1600. Zam haliyle 5-10 lira bu ÖTV zammıyla arttı bunu diyor. Allah olmayana sabır versin.